Selamünaleyküm. Yine karşınızdayım. Bugün konumuz Erdoğan Kemalizmi oldu. Ya da Erdoğan'ın son yıllardaki bu Mustafa Kemal vurgusunu nasıl açıklamalıyız? Bu İslamcılık açısından anlamı ne? Özellikle dünkü 10 Kasım biraz daha farklıydı. Yani yıllardan beri bir Mustafa Kemal'i sahiplenme, Mustafa Kemal'e daha fazla vurgu hem bayramlarda hem de işte başka günlerde zaten yavaş yavaş böyle artıyordu. İslamcı çevrelerde de buna karşı eleştiriler artıyordu ama dünkü 10 Kasım açıklaması bu açıdan hani bir kırılma ya da ayrı bir önemi var. Çünkü orada açıkça Atatürk'ü putlaştıranların nasıl karşısındaysak onu tamamen yok sayanları da karşısındayız ve Gazi'yi kimse milletimizin kalbinden atamaz gibi böyle açık bir hani direkt İslamcılara yani Kemalizm eleştirisini de bir anlamda açıkça yaftaladı, yargıladı. Bu açıdan da önemliydi yani. Bu ilk defa oluyor bildiğim kadarıyla yani. Açıktan yani bugüne kadar hep onu Mustafa Kemal'e düşman olmakla suçlayanlara karşı savunurken yani biz Mustafa Kemal'e karşı değiliz, biz Gazi'yi savunuyoruz, işte gerçek Atatürkçü biziz, Gazi'nin yolundan gerçekten giden biziz derken, ki bu yeni bir şey de değil yani, bunu Erbakan da söylüyordu hatırlarsınız, işte Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu sözü malumunuzdur. Ama burada açıktan Kemalizme eleştirenlere ya da Mustafa Kemal'e eleştirenlere de karşı çıktı. Ve onlara da gözdağı verdi. Yani bize gözdağı verdi. Bu anlamıyla da bir ayrı bir önemi var dünkü konuşmanın. Belki bir kırılma kabul edebiliriz bunu hatta. Bundan rahatsız olmalı mıyız? Yani da şöyle sorayım aslında. İşte Erdoğan Kemalist mi oldu? Geçmişteki tavrından farklı mı? İşte bazıları 15 Temmuz'dan sonra milliyetçilerle yaptığı ittifakı bağlayanlar var. İşte Ergenekon'a teslim oldu, derin devlete teslim oldu diyenler var. Şimdi ben sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bizim Mustafa Kemal'le şahsi bir derdimiz yok. Yani Mustafa Kemal'le aramızda bir alacak verecek meselesi yok. Mustafa Kemal'le aramızda bir kız meselesi yok. Biz zaten ona yaptığı devrimler nedeniyle karşıyız. Yani şeriatı ilga eden ve şeriat karşıtı Osmanlı modernleşmesinin de çok ötesinde, Meşrutiyet dönemindeki reformların da çok ötesinde, açıktan İslam'ın bu topraklardaki varlığını reddeden, inkar eden devrimler nedeniyle, Batıcı, laik, seküler devrimler nedeniyle karşıyız. Haliyle eğer siz şeriatçı değilseniz Mustafa Kemal'e karşı olmanızın da bir anlamı yok. Yani Mustafa Kemal'in şahsına bu kadar takılmak yanlış. Buna takıldığınızda kendinizi Müslüman olmanın ya da İslamcı olmanın ötesinde kendi varlığınızı Mustafa Kemal'in antitezi olmaya bağlıyorsunuz. Oraya indiriyorsunuz. Biz Mustafa Kemal'e karşı olmalıyız. Yani hep söylüyorum. Mustafa Kemal'e muhabbet besleyemez bir Müslüman. O yüzden anti-Kemalist olmak zorundayız. İslam bir yönüyle antitezdir de. Ama ondan daha fazla tezdir. Eğer siz antitez olmakla yetinirseniz bu kişiliksiz hale getirir sizi, şahsiyetsiz hale getirir ve ajandanızı da bırakırsınız. Yani bir ajandanız, bir kendi gündeminizi uygulayamazsınız. Hep karşı tarafın karşıtı olmakla yetinirsiniz. Ve bu hem sizi silikleştirir, sizin özne, aktör olma imkanınızı elinizden alır. Sizi yanlış ittifaklara sürükler. İşte 2002 AK Partisi'nde olduğu gibi sırf Kemalist olmadığı için liberallerle, sekülerlerle, gidip Sevan Nişanyan gibi adamlarla ya da PKK ile APO'cularla ittifak haline sokar sizi. Yani bugünkü mesela Sevan Nişanyan muhabbetinin sempatisinde yani normalde etimizle kemiğimizle nefret etmemiz gereken bir adam. Yani İslam düşmanı, Peygamber Efendimiz'e pedofili demiş, haşa. Suriye'de Putin'i desteklemiş. Putin'in katliamlarını savunmuş. Elazığ depreminden sonra sırf Ermeni tehcirindeki rol nedeniyle Elazığ'ın yok olması gerektiğini söylemiş.
karakter olarak iğrenç bir adam zaten. Yani Celal Şengör'ü dışkı yedi diye, taciz etti diye şey yapan adamlar, sırf Kemalist olduğu için Sevan Nişan gibi karısının başından aşağı dışkısını dökmüş aşağılık karaktersiz bir sünepeyi sempati duyuyorlar. Niye Mustafa Kemal'e karşı? Onun Mustafa Kemal'e karşı olması sebebi Mustafa Kemal'in Türk olması, yani Türk milliyetçisi ve Türkiye'nin kuruluşundaki rolü nedeniyle karşı. Ermeni olduğu için. Yani Mustafa Kemal diktatör de Putin değil mi? Niye Putin'e bu kadar sempati duyuyor? Yani ahlaki, hangi ahlaki kıstas? Ama şimdi bu aşağılık adama sempati duyuyor insanlar. Niye işte anti-Kemalist? Bu sizi zaten yanlış ittifaklara hem sürükler hem de sizin kendi gündeminizi uygulamaktan alıkoyar. 2002 AK Partisi böyleydi. Şimdi bu 2002 AK Partisi üzerinden de şuraya gelmek istiyorum. Bugün en büyük sorun, yani Mustafa Kemal'e Erdoğan övgüsünün artması değil sadece. Halktaki Mustafa Kemal sempatisinin artmasının nedeni de milliyetçilik değil. 15 Temmuz'dan sonraki milliyetçi ya da devletçi politikalar da değil. Çünkü Mustafa Kemal'i niteleyen şey devletçilik ya da milliyetçilik değil. Mustafa Kemal'den önce de Türk milliyetçiliği vardı. Mustafa Kemal'in döneminde Mustafa Kemal'e karşı olan Türk milliyetçileri de var. Türkiye İslamcılığı içerisinde anti-Kemalist damarda. Yani Necip Fazıl'dan İşte Kadir Mısırlıoğlu'na ya da Serden Geçtin'den İsmet Üzel'e, Nurettin Topçu, birçok isim sayabiliriz. Anti-Kemalist olduğundan hiç şüphe etmediğimiz insanların çoğu aynı zamanda Türk milliyetçisidir. Devletçilik ya da merkeziyetçilik zaten Türkiye'nin geleneğinde Osmanlı'dan itibaren olan bir şey. Haliyle Mustafa Kemal'i karakterize eden, Kemalizmi de karakterize eden şey bu ülkede bir İslami nizamı bugün gerçekçi olmaktan çıkaran, mümkün olmaktan çıkaran radikal, seküler, batıcı, İslamofobik reformlar yapmasıdır. Ve bugün Türkiye'de özellikle Özal'la başlayan, Erdoğan'la da devam eden tüketim toplumunun yerleşmesi sürecinin bir sonucu olarak sekülerleşme arttıkça, toplum sekülerleştikçe Mustafa Kemal'e olan ilgi muhabbet de artıyor. Ve bundan daha doğal bir şey yok. Ve bu tutarlı olan. Yani ben hep söylüyorum. Eğer siz sekülerseniz Mustafa Kemal'e muhabbet beslemeniz gerekir. Hürmet duymanız gerekir. Vefa hissetmeniz gerekir. Ben seküler olan, seküler hayatı, seküler değerleri savunan ama aynı zamanda anti-Kemalist olan birini gördüğümde işte o 90'lar İslamcılığı LARP'ı yapan arkadaşlar gibi saygıdeğer müttefikler görmüyorum. Aşağılık kaypak adamlar görüyorum. Yani onlardansa bir Kemalist'i tercih ederim. Onurlu bir düşman. Çünkü sen eğer sekülersen, yani sokakta mini etekle dolaşabiliyorsa kadınlar ya da dekolteyle dolaşabiliyorsa, erkekler kadınlar evlilik dışı ilişkiler bu kadar rahat arttıysa, flörtleşme olduysa, işte kadın istihdam bilmem ne %40'ı %50'ye bulduysa, ekonomi böyle kapitalistleştiyse, işte ne bileyim modern ekonomiye geçildiyse, yani demokrasi varsa vesaire vesaire. Bunların hepsi Kemalist devrimler sayesinde. Yani belki bunların hepsi Kemalist dönemde olmadı. Ama Kemalist devrimler sayesinde oldu. Eğer Kemalist devrimler olmasaydı bugün sokakta kadınlar mini etekle dolaşamazdı. Dekolte giyemezdi. Zina bu kadar yaygın olamazdı. LGBT bu kadar yaygınlaşamazdı. Demokrasi olmazdı. Çünkü bunlar İslam'da olmayan şeyler. İslam'ın haram kabul ettiği şeyler. Yani siz liberalseniz ya da modernistseniz, sekülerseniz ya da sol liberalseniz, modern değerleri, Avrupa Birliği değerlerini savunuyorsanız, bunların toplumda yaygınlaşmasını savunuyorsanız Mustafa Kemal'e hürmet etmek zorundasınız. O olmasaydı siz olmayacaktınız. Hep söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti varlığını Mustafa Kemal'e borçlu değil. Biz istiklalimizi, Türk milleti istiklalini Mustafa Kemal'e borçlu değil. Ama modern yaşam, seküler yaşam, seküler yaşayan insanlar bu imkanları Mustafa Kemal'e borçlu. O yolu Mustafa Kemal açtı. Mustafa Kemal'in yaptıkları olmasaydı Osmanlı modernleşmesi hiçbir zaman bu noktaya gelemezdi. O yüzden zaten Kemalizm bir kırılma. Başka bir nedenle değil. Buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya geleceğim. Erdoğan hali hazırda zaten bir şeriat davası gütmüyor. Bir şeriat gündemi de yok. Haliyle Mustafa Kemal'e daha fazla vurgu yapması, onu övmesi
benim açımdan sorun değil. Benim açımdan sorun bir şeriat davasının olmaması, bir şeriat gündeminin olmaması. Yani Türkiye'nin bu sekülerleşmesini durduracak ve bir toplumda bir İslamileşmeye neden olacak bir politikası ya da düşüncesi, misyonu yok. Olduğunu göremiyoruz. Bu bir sorun. Haliyle de bir şeriat davası yoksa toplumu İslamileştirme, yasaları, kanunları İslamileştirme gibi bir misyonu ve projesi yoksa Mustafa Kemal'e laf edip ya da onu yok sayarak niye toplumda bir ayrışmaya, kutuplaşmaya neden olsun? Bu doğru değil. Yani bunu beklemek bence Müslümanca da değil. Ya bu adam zaten şeriatçı değil. Bir daha Mustafa Kemal'le uğraşıp niye toplumda kutuplaştırma yaratıp Türk halkının içine fitne soksun? Yani Türkiye dışarıda, içeride birçok mücadelelerin içerisinde dünya sistemi. Şimdi böyle dediğinde şaşırabilirsin de sen Mustafa Kemal'e bunları söyledin. Ben söylemeye devam edeceğim. Ben devlet başkanı değilim. Ha devlet başkanı olurum ve gerçekten bir şey, ülkeyi ne bileyim bir işte bir en azından Ziaül Hak gibi. Hani hakikaten kanunları ve toplumu dindarlaştırmak için bir proje uygularım. Böyle bir yerde Mustafa Kemal'i de daha sert eleştirmem gerekir. Ama bunu yapmıyorsam niye Mustafa Kemal'i eleştiriyorum? Bizim dediğim gibi Mustafa Kemal'le kişisel bir sorunumuz yok. İdeolojik bir sorunumuz. Yani sen şeriatçı değilsen zaten Mustafa Kemal'le uğraşma. Devlet başkanı olarak hani toplumu kutuplaştıracak bu tarz adımlardan kaçman gerekir. Hatta işte dış politikadaki bazı adımları da Mustafa Kemal üzerinden meşrulaştırabilirsin. İşte Libya'ya mesela gidiyoruz. Muhafaza sekülerle bizim Libya'da ne işimiz var diyor. Sen hemen Mustafa Kemal'in Libya'daki fotoğrafını gösteriyorsun gibi. Ya da Mustafa Kemal'in son dönemlerde işte Musul'a, Halep'e, Suriye, Irak'la politikalarını gösterip işte misak-ı milli şeylerini filan, kendi yayılmacı politikalarını, aslında belki altında ümmetçilik olabilir, Osmanlıcılık olabilir, bu politikaları Mustafa Kemal üzerinden seküler kesime de en azından bir kısmına sempatik gösterebilirsin. Sonuç itibariyle yani işte Kemalizme teslim oldu. Ya AK Parti'nin eski dönemi, yani Kemalizme teslim olmayan dönemi daha liberaldi. Ve bugün toplumun sekülerleşmesine neden olan 2002 ile 2015 arasında yaptıkları, Erdoğan'ın iktidara geldiğinde Türkiye'de sayılı AVM vardı. Bir İstanbul'da, bir Ankara'da vardı. Şimdi neredeyse köylere bile AVM açılacak. Üniversiteler hakeza öyle. Bu nedenle toplum sekülerleşti bu gibi politikalar nedeniyle. İşte kadınların istihdamını arttırma, kadem vesaire. Sekülerleşme arttıkça tabii Mustafa Kemal'e sempati artacak. Yani Mustafa Kemal'e insanlar niye tepki duysun ki ya da nefret etsin? Diktatör olduğu için. Ya Mustafa Kemal'in döneminde aşağı yukarı herkes diktatör zaten yani. Hani bunu diyen adamlar da Abdülhamit savunuyor. Lan Abdülhamit diktatör değil miydi? Ya saçma sapan bir şey bu. Ya da Erdoğan değil mi? Yani hani sanki biz de, ben de onu anlamıyorum. Türk toplumunda herhangi bir kesimin başka bir kesime istibdat üzerinden ya da diktatörlük kavramı üzerinden eleştirmesi de ayrı bir kaypaklık. 200. Şimdi şuraya son itibariyle geleceğim. Bu anti-Kemalizm ve yani Kemalizm düşmanlığının, Kemal düşmanlığının asıl gayemizin, İslam'ın, İslamcılığın, şeriatın, İslami nizamın önüne geçmesi ve Kemal'in şahsiyetine takılmamız ve kendimizi bu nedenle şahsiyetsizleştirmemiz. En büyük örnek Mehmet Akif İnan'ın Şehir Gazeli ismini normalde taşıyan ama 90'larda bestelenmesiyle birlikte işte Ey Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adamı sözüyle ünlenen şiirinden ve bu şiirin bu şarkı halinin bestelen alımlanış şekli üzerine konuşarak bitireceğim. Bu kendi bugünkü konuşmamızda çok semptomik. Biliyorsunuz Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adam cümlesi geldiğinde ki bunu zamanında işte Boğaziçi'ne vesaire de yazmıştık o 2014'lerde, o çok meşhur etti. Ama 90'larda zaten bestelenmesiyle de çok meşhur olmuştu. 90'lardan itibaren aslında bunun alımlanması da değişti. Yani biraz o şarkıyla değişti. Yani Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adam denildiğinde buradaki taştan adamdan kasıt Mustafa Kemal büstleri, Mustafa Kemal heykelleridir. Ve bir nevi işte putları kırmak, heykelleri kırmak şeklinde bir rejim karşıtlığı ifade edilir. Yani Kemalizm büstleri kültü üzerinde işte bizi saygı duruşunda durmaya zorlayan, ona saygı duymaya zorlayan bir nevi bunu putperestlik olarak tanımlayarak bu şekilde hani anlatılır. Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adam'daki taştan adam Atatürk büstleridir. Halbuki şiirin orijinaline baktığınızda ki aslında şiirin tamamı şarkılaştırıldı. O yüzden şarkıyı da tamamen dinlediğinizde fark edeceksiniz. Başlığı da zaten açıkça gösteriyor. Şehir Gazeli. Bu
modern şehre karşı yazılmış bir şiirdir. Ve şehirleşme, modernleşme eleştirilir. Doğu Ey Güneş Erit Taştan Adamı'daki taştan adam da Atatürk büstü değil, apartmanlardır. Yani modern binalardır. Bu eleştirilir. Çünkü modern şehir yaşamı, yani apartmanların egemen olduğu şehir yaşamında dindar, muhafazakar, İslami bir yaşam mümkün değildir. Ve apartmanlaşma, modernleşme ile birlikte aslında Kemalizmin ortadan kaldıramadığı organik köy yaşamı ve mahalle yaşamı ortadan kalkmaktadır. Yani Kemalizm aslında bu 70'lerden sonra sağcıların, muhafazakarların, hatta 50'lerden beri Menderes'le, ardından Demirel'le, en son Özal'la birlikte iyice şirazesinden kaçan bu dünya sistemine entegrasyonla ortadan kalkar. Yoksa Kemalist devrimi, evet, radikal devrimler yapmıştır ama bunlar sadece şehir merkezlerinde ya da belli büyük şehirlerde uygulanabilmiştir. Toplumun büyük çoğunluğu hala çok dindar, mutaassıp, eski yaşamlarında yaşıyorlardı. Ve hatta de facto pek çok bölgede şeriat uygulanıyordu. Yani 70'lerde bile, yani Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, iç Batı Ege'de, Konya'da, birçok yerde de facto şeriat uygulanıyordu. Yani ben bunu Karadenizli olarak biliyorum. Doğu'da da hakeza biliyoruz. Mesela benim bir arkadaşım Konya'da da, babası anlatmış ona. Yani 70'lerde, 60'larda, 70'lerde bile hala jandarma ile birlikte hırsızların elinin kesildiğini söyler şeriat mahkemelerinde yargılanıp. De facto olarak zaten şeriat uygulanıyordu. Çünkü eski yaşam devam ediyor. Ama bu sağcıların o kalkınma politikalarıyla ortadan kaldırdı. Ve bunu Mehmet Akif İnan çok erken fark etmiş ve buna eleştiri getirmiş. Yani Kemalizmin, CHP'nin başaramadığını bizim oy verdiğimiz partiler yapıyor. Ya bugünün açısından da çok manidar bir şiir. Şimdi bu şiiri önce okuyacağım ve bu şiirin yazılma şekli ve sonra alımlanma şekli, 90'lar İslamcılığında nasıl şiirin anlamının kırıldığını ve aslında bugün işte Kemalist, Yeşil Kemalizm diye anılan bugünkü AK Parti'ye nasıl geldi? Yani burada sorun milliyetçilik, devletçilik 15 Temmuz değil. Bizatihi 90'lar İslamcılığı. Şimdi şiiri kısaca okuyacağım, hemen önümü açtım. Şehir gazeli. Her eylem yeniden diriltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Doğ ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Babamın gölgesi koruyor beni. Oh ne güzel şehir bu eski şehir. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve anlamı ezen o makinaları. Kurtuluş haberi olsun dünyaya. Ayırma üstümden bir an gölgeni. Müthiş bir şiir. Olağanüstü bir şiir gerçekten. Bakın tek tek diyorum. Nehirler düşlerim göl kenarında. Bak o eski doğa yaşamı. Tamam. Doğa yaşamı. Ey deprem gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Bak depremi çağırıyor. Deprem gel ve bu şehirleri dümdüz et diyor. Doğayı, yani Allah'ın yarattığı o doğayı bozuyorlar. Fıtratı bozuyorlar. Doğa ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken eller. Kim hocam o taşları diken eller? Müteahhitler. Aynen. Yani AK Parti'yi iktidara taşıyan, 2002'de bakın, hatta Refah'ı da iktidara taşıyan, Demirel'i de iktidara taşıyan, Menderes'i de iktidara taşıyan müteahhitlere yazıyor. Yani burada kastettiği Kemal büstleri değil. Apartmanlar ve kurut taşları diken elleri. O müteahhitlerin ellerini kurut. Yani Ebu Leheb'in ellerini kuruttuğun gibi. Çünkü gerçek putperest yaşamını bunlar mümkün kılıyor. Yani putperest düzenini. Yani put diktiğin zaman mümkün olmuyor. Yani bizi putlara tapar hale getiren, bizi İslam'dan uzaklaştıran, Allah'ın nizamından uzaklaştıran bu modern şehirler. Yani niye eskiden Mustafa Kemal Ali'den nefret ediyordu Türk halkı da sağcılar da bugün seviyor? Çünkü değiştiler. Ama bunun devletçilikle, milliyetçilikle alakası yok. Bunun modernlikle, modern yaşamla alakası var. AVM'lerle alakası var, üniversitelerle alakası var, gökdelenlerle, Başakşehir'le alakası var. Babamın gölgesi koruyor beni. Oh ne güzel şehir bu eski şehir. Eskişehir ne? Old City. Yani cumbalı evlerin olduğu o mahalleler. Eskişehir, ahşap evler. Orada, o mahalle kültüründe, o evlerde İslami bir yaşam, Müslüman bir yaşam mümkün olur. Apartmanda dönüşürsün. Ve dönüştün mü artık şeriat istemezsin. Şeriat istemiyorsan da Mustafa Kemal'le ne sorun olacak? Hocaları asmış. Ya hocaları niye astı ya? Hocaları şeriat istediği için astı. Bakın o hocalar ki size, yani Türkiye'nin kuruluşunda, tamam mı? Yani oho asılan hocalar, imamların nasıl bir bilinç seviyesinde olduğunu anlatmak için bir anekdot söyleyeyim.
Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabını okuyun. Şevket Süreyya Aydemir kendi biyografisidir o kitap, otobiyografisidir. Doğu Halkları Kongresi'ne katılır Bakü'deki. İşte Enver Paşa'nın şey yaptığı. Orada bir anekdot anlatır. Orada tabii Doğu Halkları Kongresi çok enteresan. İçinde Bolşevikler, Komünistler var, İttihatçılar, İslamcılar var. Bizzat Enver Paşa da katılıyor zaten. Orada Kafkas İslam Ordusu'nda tabur imamlığı yapan, aslen Karadenizli, isminin Maksut olduğunu söylüyor. Bir köy imamı. Enver Paşa ile birlikte orada tabur imamlığı yapmış. Aslen Trabzon'da ya da tam şehri hatırlamıyorum ama Karadeniz'de bir köy imamı. Yani çok büyük bir alim, böyle Elmalılı Hamdi Yazır gibi, Ebu'l-Ula Mardin gibi büyük bir ulema değil. İsmini bile zar zor hatırladığımız no name, random herhangi bir tabur imamı. Bolşevik Doğu Halkları Kongresi'ne katılıyor ve orada çıkıp o da bir konuşma yapıyor. Enver Paşa'nın isteğiyle. Konuşmada işte Bolşeviklikle yani komünizmle İslam arasındaki benzerlikleri anlatıyor. İslam da faize karşıtır, kapitalizme karşıtır, eşitlikten yanadır. Zaten işte Marx, Lenin Kur'an-ı Kerim'den aldı bu düşünceleri gibi. Tipik İslam'la komünizm arasında benzerlikler kuran bir konuşma yapıyor. Ama diyor Şevket Süreyya konuşmanın sadece sonunda bir çekincesi olduğunu söyledi. Yani Bolşeviklilerle bir konuda ayrıldığını söyledi. O da şu. Bolşevikler Rusya'daki konut problemine, yani Rusya'da ve Türkiye'de de aslında şehirlerde büyük bir konut problemi var. Yani şehirden, kırdan kente göçle ciddi nüfuslar yığılmış bir barınma problemi var. Bu konut problemini apartmanlarla, toplu konutlarla çözüm bulmayı öneriyor Bolşevikler ki bunu daha sonra yapacaklar. O meşhur bugün hala tartışılan Sovyet mimarisi. Tamam, her yerde böyle aslında bugünkü Başakşehir'e benzeyen Sovyetik mimari ki bunun ilk adımları İstanbul'da da atılıyordu işte. Akaretler falan onların ürünüdür. İlk TOKİ binaları bunlar aslında. Bu toplu konutların İslamiyet'e uygun olmadığını söylüyor. Bakın yani ekonomi politikte Bolşeviklikle İslamiyet'i benzeştirirken toplu konutun apartmanların İslami yaşamına mümkün olmadığını, İslamiyet'e mümkün olmadığını, çünkü haremlik ve selamlığın ortadan kalkacağını, İslam hayatında yani Müslümanların yaşam tarzında müstakil evlerin olacağını, bunların ayrı kapılarının giriş çıkışlarının olmak zorunda olduğunu, bu kadar dip dibe üst üste bir hayatın mümkün olmadığını, yani burada Müslümanca bir hayat sürdürülemez, bu insan fıtratına aykırıdır dediğini söyler. Yani bakın bir tane Karadeniz'de adını sanını bilmediğimiz bir köy imamı, daha sonra tabur imamla yapmış bir imamın bilinç seviyesine bakın. Bugün aynı şeyleri Cumhuriyet'te Turgut Cansever söylediği için ona büyük üstad felsefe diyoruz. Ama Türkiye'nin kuruluşunda ki bunlar Kuvayi Milliyeciler yani. Tamam, iddiatçı bir imam, Kuvayi Milliyeci bir imamın adını bilmediğimizde en alt seviyede bir imamın politik bilincine bakın. Ama Kemalizm adım adım öyle bir hale getirdi ki bugün bunu söyleyen büyük filozof oluyor. Ve hala maalesef İslamcılık bu bilinci tamamen kaybetmiş durumda. O yüzden biz heykellerle uğraşıyoruz. Bakın heykellerle uğraşalım. Ama bizim derdimiz heykeller değil. Bizim için apartmanlar daha büyük problem. Çünkü modern şehirler dönüştükçe toplum da dönüştü, sekülerleşti. Ve sekülerleştin mi Mustafa Kemal'le ne sorun olacak ki? Mustafa Kemal'in astığı hocalar bu hocalardı işte. Bu yüzden asıldı onlar. Onlar bu dönüşümün de engel olduğu için. Ama biz sağcılar eliyle bu dönüşümü sürekli daha ileriye götürdük. Ve bugün tamamen modernleşmiş, şehirleşmiş, anlamı ezen makinelere teslim olmuş durumdayız. Bugün şu güzelliğe bakın sen. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve. Anlamı ezen o makineler. Bir tarafta makineler, bir tarafta bahçeli evler. Eski şehirler, nehirler. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi 90'lar İslamcılığı bu şiirin anlamını çarpıttı. Yani ben 7/24 yani benim 2 tane davam var. 2 gün sonra davam var şeyde Mustafa Kemal'e küfrettiğim için. Ben en sert şekilde Mustafa Kemal'e. Onunla barışmayacağız. Ama tek konu bu değil. Böyle bir 90'lar İslamcılığı larpı oluştu. 2002 AK Parti şey bitti. Şimdi 90'lar İslamcılığı AK Parti'ye ram olan kanatlarıyla, ram olmayan kanatlarıyla da sefil, zavallı ve bugünkü durumumuzun birinci sorumlusu olan bir İslamcılık. Eğer biz Mehmet Akif'in bu şiirindeki asıl manayı, neye karşı bu şiiri, bu şiiri müteahhitlere karşı yazdığını anlasaydık, buradaki taştan adamın apartman olduğunu anlasaydık, sonunda gerçek bir İslam devrimi olurdu. Şeriatı getirebilirdik. O zaman zaten o putları devirecektik. Yani şeriatçı olup Mustafa Kemal'le barışma imkanımız yok. Ama şeriatçı değilsek zaten ne yapalım? Niye Mustafa Kemal'le uğraşalım?
Anlatabiliyor muyum? O yüzden hep söylediğim konu bu. Bugün TOKİ bizim için Mustafa Kemal Büsteri'nden daha büyük bir sorundur. Bakın bugün TOKİ'yi kimse eleştirebiliyor mu? Eleştirdi mi CHP'li oluyorsun. İşte köprüyü de eleştirmişti onlar diye seni karikatürize ediyor. Ama bak Doğu Halkları Kongresi'ne girmiş bir adam. Yani memleket bu kadar mahvolmuşken, fakr-ı zaruret içerisindeyken apartmanları, toplu konutları kabul etmiyor. Bu insan fıtratına aykırıdır. Burada haremlik, selamlık olmaz. Burada İslami bir hayat sürülemez. Ve bu çok büyük bir ulemanın düşüncesi değil yani. Bir tane tabur imamının, köy imamının. Ama adam o hayatın içinde yaşıyor. Ve bir apartmanı toplu konutu gördüğünde Rusya'da şurada burada ondan tiksiniyor. Ona hayranlık durmuyor. Menderes gibi ya da Özal gibi. Aha Amerika gökdelen demiyor. Tiksiniyor. Burada insanca bir yaşam sürülemez diyor. İslami bir yaşam sürülemez. Bunu o zor koşullar içerisinde bile buna itiraz ediyor. İşte biz bu bilinci kaybettik. O gün o hocaların hepsi yani en alt seviyedeki bir köy imamı, maksut imam. Adını bilmediğimiz tamam mı? Bir imamın bile bilinç seviyesi buydu. İşte Kemalizm'den bu yüzden nefret ediyor. Bizi bu noktaya getirdi. Yani en sözde rejime rağm olmayan adam gidip heykellerle uğraşıyor sadece. Hani bunu benden duyması tuhaf olabilir. Beni yarın heykel tekmelerken ya da çekiçle kafasına vurarken de görebilirsiniz. Ama önemli olan bu değil. Biz önce Müslümanız. Bizim Mustafa Kemal'le şahsi bir sorunumuz yok. Bizim alacak verecek davamız yok ya. Yani. Biz ona diktatör olduğu için, demokrat olmadığı için de karşı. Biz demokrat mıyız? Aranızda demokrat varsa zaten şeriatçı değildir yani. Biz demokrat mıyız? Hani o yüzden hepiniz Mehmet Akif'in Şehir Gazeli'ni okuyun ve İsmet Özel'in neyi kaybettiğini hatırlatıyor. İşte kaybettiğimiz şey burada. 90'lar İslamcılığında değil. Bu şiirin içinde bulacaksınız. Ve bu şiiri anlamını çarpıttığımız için aslında biz kaybettik. Bizim derdimiz müteahhitlerle olma. Müteahhitlerin oluşturduğu bu düzeni, şehir yaşamını değiştirdiğimizde, dönüştürdüğümüzde toplumu da tekrar eskisine doğru dönüştüreceğiz. Sekülerleştirmeyi durdurup dindarlaştırmayı, İslamileştirmeyi mümkün kılacağız. Toplum İslamileştikçe yasaları İslamileştirmemiz de mümkün olacak. Bunun sonucunda şeriatı ülkemizde, yurdumuzda mümkün hale getirdiğimizde, şeriatı geri getirdiğimizde o zaman zaten o putları yıkacağız yani. Aynı Mekke fethedildikten sonra Mekke'nin içindeki putları yıktıkları gibi. Müminlerin sahibinin. O yüzden söyleyeceğim şey bu. Yani zaten sekülerleşme nedeniyle Mustafa Kemal'e hürmet artıyor. Artsın. Biri sekülerse ve Mustafa Kemal'e hürmet etmiyorsa onun başka bir derdi vardır. Yani muhtemelen ya etnik dertleri vardır. Yani Mustafa Kemal Türk diye sorunu vardır. Ama Mustafa Kemal farklı etnisiteden versiyonlarına Ulu Önder diyordur. O yüzden yani zaten şeriatçı değilseniz, zaten sekülerseniz Mustafa Kemal'le sorununuzun olmaması. Halihazırda Erdoğan'la bir Türkiye'de bir İslamileştirme projesi, misyonu, stratejisi olmadığı için hiç yoktu. Yani 10-20 yıl önce daha kötüydü 2002 AK Partisi. Yani Kopenhag kriterleri diyordu. Yani Kopenhag kriterlerini dönüştürdüğü bir ülkede zaten Mustafa Kemal sempatisi artsın. Çünkü Kopenhag kriterlerinden bahsedilmesini mümkün kılan adam yani. Sonuç itibariyle sözümüz bu. Yani Şehir Gazeli'ni okuyun. Kaybettiğimiz ve geleceğin yani benim üçüncü faz dediğim İslamcılığın üçüncü fazının hareket noktası bu şiirde. Ve 90'lar İslamcılığı neden geri gelemeyecek? Onu diriltme çabası neden beyhude? Orada da bu şiirin 90'larda nasıl çarptırıldığına bakarak anlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.